Pratik çok haklıymış. Ateşin gerçekten de çok yükselmiş. Sana doktora gidelim dedim ama beni dinlemedin. Gidip hemen sana ilaç getireyim. Arti. Dinle, ben şu anda ilaç alamam. Oruç tutuyorum. Aslında ben su bile içemem. Oruç mu? Yoksa su oruç mu? Ama yaş... İlaç almadan bu ateşten kurtulamazsın. Artı, buna gerek yok. Ben iyiyim, merak etme. Hadi. Sen biraz dinle. Ben hemen dönerim. Sıcak fesleğen yaprağı suyu getirdim. Buharını içine çek. Daha iyi hissedeceksin. Hadi bakalım. Bak Artı. Buna gerek yok dedim. Ben iyiyim. İyi ama yaş. Gidebilirsin. Çok hasta ama bunu kabul etmek istemiyorum. Ne yapsam acaba? Anneciğim, yaşın ateşi çok yüksek. Ona fesleğen suyu hazırladım ama onu kullanmak istemiyor. Ben de sana geldim, ne yapacağımı bilmiyorum. Yağmurda ıslandı değil mi? Ateşi bu yüzden yükseldi. Zaten hep çok çabuk üşütür. Aslında karışımın buharını da kullanmak istemiyor. Bu durumda kullanmak istemez. Bekle. Gidelim. Ne yapacağımı biliyorum. Senin gitmene gerek yok Gayatri. Artı yanında o gerekeni yapar. Yüksek ateşi varmış. Hastalığını kimseye söylemez biliyorsun. Sorunlarını hiç kimseyle paylaşmaz. Gelin evde daha yeni. Onun bazı huylarını bilmiyor. Eğer sen sorumluluklarını yerine getirmesine izin verirsen yeni olmaktan kurtulur. Bu şekilde yaşı tanıyamaz. Ama en azından... Anne ve babalar her zaman çocuklarının yanında olamaz. Hem artık hayatlarını birlikte geçirecekler. Ona çok iyi bak kızım. Ateşi çıkınca huysuz biri oluyor. Artie'ye ters bir laf edebilir. İzin ver gideyim. Onu daha ne kadar koruma altında tutacaksın Gayatri? Böyle davranmaktan vazgeçmezsen... ...bir karısı olmasına rağmen bütün hayatını yalnız başına geçirir. Artie ondan uzak kaldığı sürece... ...kendi sorumluluklarını yerine getiremez. Bu da aralarındaki sevginin yeşermesini engeller. Bu şekilde bir nehrin iki yakası gibi olurlar. Hı? Sanırım öyle olmalarını sen de istemezsin. Arti, bana yine ne getirdin?
Biliyorum, oruç tuttuğun için ne ilaç alıp ne buhar çekiyorsun. Bu yüzden de annem benden sana merhem sürmemi istedi. Seni hemen kendine getirir. Merhem mi? Artı aslında ben onu da kullanamam. Ama Yaş. Hasta mı oldun baba? Ateşin mi var? Sana dediğim gibi Artı, merhem kullanmak istemiyorum. Çünkü canımı çok yakıyor. Lütfen o merhemi kullan baba. Kendini çok iyi hissedersin. Ben hastayken annem bana hep merhem sürerdi baba. Ve lütfen uslu bir çocuk ol. Beni dinle Artı. Sakın merhem sürme, anladın mı? Yaş, bu merhemi sürmek zorundayım. Önce biraz yanar ama sabaha kadar hiçbir şeyin kalmaz. Ve bu gece gerçekten rahat bir uyku çekersin. Sabah kalktığındaysa ateşin tamamen düşmüş olur. Sen hiç merak etme. Teyze, sen haklıydın. Bu bir aşk, başka bir şey değil. Yaş abinin hasta olduğunu öğrenince hepimiz çok korktuk. Bu yüzden ona yakın olmak istedim. Ama ona yakın olması gereken Artie'den başka biri olamazdı. Bu bizim aklımıza gelmedi. Aralarındaki mesafe azalıyor. Evet. Ben de bu yüzden yengeme abimin ateşi çıktı dedim. Bunu söylediğim zaman yengemin kendine hakim olamayacağını biliyorum. Artie'nin onunla ilgilenmesi sizi bu kadar mutlu ediyorsa artık gözüm arkada kalmayacak. Niye mutlu etmesin teyze? Yaş abim kendine Artie yengemden daha iyi hayat arkadaşı bulamaz. Ben artık gideyim. Görünüşe göre benim burada fazla işim kalmadı ve buna çok sevindim. Üstelik annesinin sık sık kızının evine gelmesi de iyi bir şey değildir. Teyze, şundan emin olabilirsin. Yaş abim ve Artı yengem için endişelenmene gerek yok. Demek istediğim, gelişmeleri mutlaka sana bildireceğiz. Ayrıca yengemin kalbinde Yaş abim için beslediği sevgiyi mutlaka ortaya çıkaracağız. Pekala. Artık gideyim. Güle güle.
Yaş. Şimdi nasılsın oğlum? Daha iyiyim anne. Bir bakayım. Evet, ateşin yok. İyi ama nereye gidiyorsun? Ateşten perişan oldun. Spor mu yapacaksın? Bunu yapmak zorunda mısın? Merak etme, bir şeyim kalmadı. Ben iyiyim. Merak etmemesi mümkün mü? Annem bu konuda çok haklı. Bugün lütfen koşmaya gitme. Anneciğim, lütfen sen söyle ona. Bir yere gitmiyorsun. Şimdi kahvaltını yap, sonra bütün gün dinleneceksin, anladın mı? Hadi durma, hadi. İyice dinlenmen gerek. Anne, sana söyledim, ben iyiyim. Beni kandıramazsın, gel ve kahvaltını yap. Beni dinleyecek misin? Hayır, seni dinlemeyeceğim. Hadi otur şuraya. Sesini çıkarmadan kahvaltını yap, tamam mı? Gelin. Kahvaltısını getir, ben geleceğim. Yulaf ezmesi. Bak artık, ben asla yulaf ezmesi yemem. Hayal Anş. Buraya gelin çocuklar. Evet anne. Babana yulaf ezmesi yemenin çok sağlıklı olduğunu söyler misin? Hadi lütfen ye baba. Kızım iyi ama baban yulaf ezmesinden nefret ediyor. Peki o zaman. Eğer şimdi bizi dinlemezsen baba, o zaman bizden bir şey isteyince biz de seni dinlemeyiz, anlaştık mı? Parti yengem Yaş abimi çok seviyor olmalı. Onun iyiliği için hayır bile diyor. Baksana, çocukları bu işe karıştırmak sadece bir bahane. Gerçek şu ki yengem kalbinin sesini dinlemek istemiyor. Son derece doğru düşünüyorsun. Teyze. Hata yapamam ben. Onu çok seviyorum. Artı yengemin gözlerinde büyük bir sevgi var. O sevgiyi oradan alıp dudaklarına indirmemiz gerekiyor. Artı'nın yaşı olan sevgisini anlaması gerekiyor. Bu yüzden hemen bir şey yapsak iyi olacak bence. Hemen. İyi ama nasıl? Yengem bir kez aşık olduğunu söylüyor. İkinci kez değil. İşte bunu düzeltmemiz gerekiyor. Ona aşkın bir sınırı olmadığını söylememiz gerekiyor ama nasıl söyleyeceğiz? Eğer bunu ona anlatırsak belki sevgisini anlamasını sağlayabiliriz. Vay teyze, ne güzel söyledin. Görünüşe göre Duvey amcayı çok seviyorsun değil mi? Öyle değil canım. Biz onunla görücü usulü evlendik. Birbirimizi tanımadık ha. Ama tabii sonra aşık oldum. İşte aynı şey Artin'in başına geliyor. Evet teyze, ama bunu nasıl fark ettireceğiz ki? Yani onu sevdiğini kanıtlamamız gerekiyor ama nasıl? Evet yenge, ben de zaten onu sordum değil mi?
Hayır canım, hiç sorun değil. Dediği gibi kanıtlamamız gerek. Bakın bunu 3 farklı yoldan yapabiliriz aslında. 1 numara. Aşkın ilk işareti. Biriyle saatler geçirdikten sonra zamanın nasıl geçtiğini hiç hatırlamazsın. Ve onunla daha fazla kalmak istersin. 1. işaret bu. Evet, bu doğru. Doğru. 2. Birini sevdiğinizde onun üzerinde hakkınız olduğunu düşünürsünüz. Sanki o sadece seninmiş ve kimse ona bakamıyormuş gibi. Sahiplenmekten bahsediyorsun değil mi? Hı. Biri sevgilinize yaklaşıp ona dokunursa bu hiç hoşunuza gitmez ve çok sinir olursunuz. Kıskanırsınız da. Böyle bir durumda karşıdaki kişi her şeyi yapabilir. Tamam, bunu da not ettik teyze. Devam et. Ve 3. şey, aşkta gurur yoktur. Ha evet, aşkta gurura yer yoktur. Aşık bir erkek asla onurunu veya itibarını umursamaz. Hatta aşağılanmayı bile. Umursadığı tek şey sevdiği kişinin onurunun, itibarının asla zedelenmemesidir canım, anladın mı? Evet, haklısın teyze. Bak kızım, eğer Arti bu 3 şeyi kabul ederse... Yaşa aşık olduğuna inanmaya başlayacak. Bunu göreceksiniz siz de. Evet ama bunları ona nasıl açıklayabiliriz ki? Bunun için de bir planım var. Tamam teyze, aynen öyle yapacağız. Ve işte bu nedenle de Arti Yaş'ı sevmeye başlayacak. İşte bu yüzden planı uygulayıp Arti Yaş'ı ne kadar seviyor, ilk önce bunu öğrenmemiz gerekiyor çocuklar. Bunun için de ikisinin bir arada olması çok önemli. Tamam teyze, dediğin gibi yapacağız, endişelenme. Bundan sonra yengem ben ve Paridi size aşk meleği diyeceğiz. Yaşasın aşk meleği. Tamam teyze, telefonu kapatıyorum. Tamam canım. Şimdi bayanlar ve baylar, beni dikkatlice dinleyin. Romeo Juliet'ten sonra Yaş ve Arti'nin ölümsüz aşk hikayesi doğmak üzere. Tarihin sayfalarına geçecek bir aşk ve artık insanlara sadece onların büyük aşkları anlatılacak. Bu yüzden bu hikayenin kadın kahramanının sevgisini kanıtlamaya çalışmalıyız. Kısa bir süre sonra burada buluşalım. Hoşça kalın. Hoşça kal. Baksana yenge, annemin yanına gitmeliyim. Bugün kuzenimin düğünü var. O yüzden akşama geri gelirim. Tamam. Samreti, düğünde damadın gireceği yer. Oradan 90 derece çadır istiyorum. İşte tam da şu şekilde. Ve tam önünde de ışıklı bir çeşme olacak. Tamam. Efendim, bu çeşmenin etrafında oturma ve dans etme yeri yapmayalım mı? Hayır, gerek yok. Tamamdır. Abim çok meşgul. Doğru ya, bakanın kızı için düğün hazırlıkları yapıyordu. Şu an beni asla dinlemez. Pratik, nasılsın? Bay Dubey'le konuştunuz mu siz? Işıkları getirecekti. Evet abi, konuştum onunla. Ama seninle konuşması gerekiyor. Ne? Ama neden istiyormuş ki? Yani demek istediğim, toplantı yapacakmış abi. Toplantı mı? Son anda mı? Nedenmiş? Tamam, sen boş ver, ben ilgilenirim abi. Şimdi öğle yemeği zamanı, hadi gidelim. Şu anda değil, bekleyen bir sürü iş var. Daha yarına sunum hazırlamam gerekiyor kardeşim, sen git. Planımız daha başlamadan bitti. Buluşmalarını nasıl ayarlayacağız ki? Daha Arti yengemi de kandıracağız. Pratik, ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Yemek. Sana yemek getireyim abi. Samriti için de yemek getir lütfen. Tamam. Hmm.
Mükemmel bir gökkuşağı. Vay canına, ne kadar güzel. Anne, çizimin çok iyi. Teşekkür ederim. Bak abla, ne kadar güzel değil mi? Resimde birinciliği hep benim annem alırdı. Bir de sana bakayım. Bana ne çizdiğini söyle. Tamam, Anş kendini çizdi değil mi? Çok güzel. Hadi bana turuncu kalemi ver. Yenge, yemek vakti. Eğer işin yoksa abimin yemeğini ofise götürür müsün? Tamam Pratik, ama şu an çok meşgulüm. Çocuklar resmi bitirsin gelirim, tamam mı? Ama bu sefer yine bana kızabilir değil mi? Nasıl olacak? Hey, Evidi yenge. Lütfen buraya gelir misin? Evet. Yenge, ben çocuklarla resim çiziyorum da Yaş'ın yemeğini götürebilir misin acaba? Teşekkür ederim. Ver. Planımız başlamadan bitti. Bir taraftan Yaş abim, bir taraftan Artı yengem. Eğer abim kabul etseydi çok iyi olabilirdi. Çünkü yanında asistanı vardı yenge, biliyor musun? O kabul etse Artı etmeyecek. Baksana, çocuklarla ilgileniyormuş. Bir şeyler düşünmeliyiz. Yengemin aşkını fark etmesi için ne yapacağız? Doğru. Harika bir fikrim var. Çabuk söyle yenge. Dinle. Nasıl ha Pratik? Ne diyorsun yenge? Yaş abim bunu öğrenirse kesin döver beni. Neden böyle diyorsun Pratik? Yoksa abinin ve yengenin mutluluğu için dayak yiyemez misin Pratik ha? Haklısın yenge. Onların mutluluğu için her şeyi yapabilirim ben, evet. İşte bu. O zaman ben gidiyorum yenge, lütfen bana dua et. Mutlu ol. Sen Yaş'a yemeğini götür, ben hemen geliyorum. Tamam. Samrit'i eve git ve oluşan taslağı uygun renklerle hazırla. Onu yarın mutlaka sunmamız gerekiyor. Herhangi bir sorun yaşamamalıyız. Tamamdır efendim. Samrit'i, ben de bakanlığa gidiyorum, haberin olsun. Tamam. Abi, sana yemek getirdim. Ye biraz ha. Aç olmalısın abi. Teşekkürler. Affedersin. Evet Bay Sharma. Merhaba Samrit'i. Merhaba. Patronundan çok etkilenmiş görünüyorsun. Evet. Böyle bir patronum olduğu için gerçekten çok şanslıyım. O zaman Yaş abim gibi bir hayat arkadaşın olsa hiç fena olmaz, değil mi? Evet. Tam kalbimden konuştun. Bu arada Mumbai'de neredeyse Yaş abimin kopyası olan bir kuzenim var. Aynı şekilde yakışıklı ve çok akıllı. Hem çok yardımsever de. Çok büyük bir şirkette çalışıyor. Çok iyi de para alıyor. Hem evlenmek de istiyor, öyle söylemişti bana. Üstelik ailen senin onların yakınlarında olmanı istiyor değil mi? Bu fırsat kaçmaz. Ha? Doğru. Bak o zaman şöyle yapalım. Ben onunla konuşacağım ve size bir görüşme ayarlayacağım. Yarın sabah trenle yanına gidersin. Yarın sabah? Hayır.
Bay Yaşın bu kadar önemli bir projesini bırakıp gidemem. Bak, bunun için hiç endişelenme. Ben ilgilenirim. Düğünü de ben planlamıştım, biliyorsun, öyle değil mi? Ha, bence bir düşün. Bu fırsatı kaçırmamalısın. Yoksa bir daha zor bulursun, haberin olsun. Hem çalıştığı yerde bir sürü kadın var. Ama ben gittikten sonra ya Bay Yaş bana sinirlenip işten kovarsa ne yapacağız? Hayır, üzgünüm efendim, bunu yapamam. Gidemem. Bak dinle, en iyisi şöyle yapalım. Tasarım işlerini abim için ben yaparım. Şimdi abimle de konuşacağım. Biraz da işten çok ailesine vakit ayırması gerekiyor. Birlikte vakit geçirmeyeceklerse evlenmenin ne anlamı var, öyle değil mi? Yani olay bu mu? Ama efendim, bu da önemli değil mi? Yani yeni bir tasarımcı bulamazsa? Bunun için endişelenme. Yengem bu tasarımlarla ilgilenir. Sen hiç merak etme. O da bir tasarımcı. Bak lütfen durumu anlamaya çalış. Abime bir bahane uydurup Mumbai'ye git. Merak etme, buradaki işlerle bizzat ben ve yengem ilgileneceğiz. Lütfen. Lütfen dediğimi yap. Tamam. Hadi payar saçın hazır. Palak sen de gel. Babaanne, saçımı sen yapar mısın? Ne oldu Yaş? Bir sorun mu var? Evet abi. Büyük bir sorun var. Tasarımcımız Samrit'im evinde büyük bir sorun olmuş. Bu yüzden o da 10 günlük izin almış. 10 günlük mü? Ama yarın müşteriyle bir toplantın var. Sunum yapman gerekiyor. Evet abi. Yarın çok işim var ama doğrusu ne yapacağımı bilmiyorum. Abi, bu dönemde tasarımcılara hiç güvenemiyorsun. Bu arada Samrit'i öyle bir kız değil. Evinde bir sorun olmuş olmalı. Ama tamam, sorun değil. Hemen yeni bir tasarımcı buluruz. İyi de bu kadar kısa bir sürede nasıl bulacağız pratik, ha? Bir sürü insanla konuştum ama hepsi meşgul. Ne yapacağım? Hiç bilmiyorum. Dinle. Öncelikle yarınki toplantıyı ertele. Sonrasını düşünürüz. Bu mümkün değil abi. Yarın yapmalıyım. Yoksa proje iptal olabilir. Bu yüzden risk alamam. Hızlı olmamız gerekiyor abi. Bu proje çok önemli. Yaş, o zaman ben de artık sana yardım edemem. Çok üzgünüm. Tasarım işlerinde hiç iyi değilim, biliyorsun değil mi? Üstelik bir de Bay Şuklar'ın düğününü yapmam gerekiyor. Pratik, neden Yaş'a tasarım konusunda yardım etmiyorsun? Yardım etmeyi istemez miyim ben? Ama anladığım bir konu değil. Ne yapabilirim ki? Bu işten anlayan biri olmalı. Ama birini bulmamız gerek. Nereden tasarımcı bulacağız? Benim aklımda biri var. Çizimi de çok iyi. Kim? Artı işte. Ben mi? Yenge, ama ben... Neden? Güzel sanatlar okumuştun, öyle değil mi? Evet, okudum ama... Aması falan yok yenge. Bugün sabah çizimlerini gördüm. Hepsi gerçekten çok iyiydi. Benim annemin çizimi çok iyi. Lütfen evet de artık. Evet yenge. Lütfen abime yardım et. Hayır yenge. Artık bunu yapamaz. Çizim yapmak başka bir şey, tasarım başka bir şey. Müşterilerle konuşup onları ikna etmelisin. Bu zor bir iş. Bak Yaş, bence onu çok hafife alıyorsun. Bir kez denesen olmaz mı? Kendini kanıtlasın işte. Öyle değil mi Arti? Vidi yenge, yapamam.
Üstelik yaş hayır diyor değil mi? Hem çocukların ödevi de var. Onları da yapmalıyım. Üzgünüm, yapamam. Çocuklara yardım etmem gerekiyor. Anne! Anne! Hadi ödev yapacağız. Hemen döneceğim. Hadi canım, sen de git. Yani onları buluşturma planımız başarısız mı oldu çocuklar, öyle mi? Evet teyze. Şimdi ne yapalım, söyler misin? Bir seçenek var. Peki nedir? Sadece Bayan Gayatri onları bir araya getirebilir. Annem mi? Hayır, hayır teyze, beni hayır dinle. O... Bunu sadece Bayan Gayatri yapabilir. Anladın mı şimdi? Teyze... Bu tür şeyler Parity için çok kolay ama benim için değil. Ve Parity ailesiyle bir düğüne gitti. Yani şu an evde değil teyze. Aa. Nasıl yapacağım teyze? Tamam, deneyeceğim. Tamam canım. Bol şans. Yenge, ben sana güveniyorum. İkna edebilirsin ha? Aha. Tabii sen bunu yapmayacaksın. Ama pratik, annemi nasıl ikna edeceğim ha? Yaşın bir sürü işi var. Kafasını kaldıracak zamanı bile yok. Artı yardım etse ne olacak anlamıyorum. Hem biraz nefes alır. Babam burada olsaydı hemen Artie'nin yanına gidip Yaş'a yardım etmesini söylerdi. Hem ne de olsa babam da Yaş ve Artie'nin birlikte zaman geçirmelerini istiyor, öyle değil mi anne? Ama Artie'nin hiç zamanı yok. Bir eşin tek görevi çocuklara bakmak mı? Sevinçlerinde ve üzüntülerinde kocasına sahip çıkmak, yanında olmak. Bunlar çok önemli anne, değil mi? Söylesene anne. Artie nerede? Onu çağır. Yaşa yardım etsin. Sonra çocuklara bakar. Ama benim söylememle bu işi kabul etmez ki anne. Ne de olsa ben onun sadece bir yengesiyim. Beni neden dinlesin ki? Çocuklarla ilgilenecek, yemek yedirecek, okula hazırlayacak. Bu kadar işin arasında benimle konuşmaz bile. Üstelik Yaş da ona hayır dedi. Yani bu şekilde kimseyi dinlemez. Yaşı boş ver. Onunla ben ilgileneceğim. O benim oğlum. Söylediklerimi asla reddetmez. Artık konusunda... Beni dinlemek zorunda. Ne de olsa onun annesiyim. Artık gelin! Tanrım... Anneme bugün ne oldu? Neden bağırıyor ki? Evet anne. Artık her şeyi bırakıp Yaş'a yardım edeceksin artık. Sadece evde değil. Nereye giderse gitsin, onunla gideceksin. Gerekirse toplantıda, gerekirse evde, her zaman onun yanında olacaksın, anladın mı? Ama Yaş'ın kendisi bunu reddetmişti. Tartışmak istemiyorum, tamam mı? Oğlum iş yüzünden endişeleniyor. Sen burada bahaneler uyduruyorsun.
Kocana bir faydan olmayacaksa neden evlendiniz ha? İşi biliyorsun öyle değil mi? Öyleyse git ve yardım et. Kocasına yardım etmek bir kadının görevidir öyle değil mi? Ev işlerine gelince. Vidonlarla ilgilenir. Sen küçük gelin, çocuklarla ilgilen. Hem eğitimin de var öyle değil mi? Paridi gelin. Çocuklara ders verebilirsin öyle değil mi? Hadi Artiden bu kitapları al. Yanlarına git. Çocuklarla ilgilen. Hadi. Ve sen. Şu anda yaşın sana ihtiyacı var. Sana emrediyorum. Yaşa yardım et. Anladın mı beni? İyi anladın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.